gece kimimiz okulda, kimimiz iş yerinde yorgun oluyoruz. Hal böyle olunca hafta sonunu iple çekiyoruz. Peki eskiden hafta sonları nasıl değerlendirilirdi? Şimdi birazcık geçmiş aralamaya ne dersiniz? Okul günleri zor uyanan çocuklar ne hikmetse hafta sonu olunca sabahın köründe kalkardı. Çünkü ev ahalisi uyanana kadar envai çeşit çizgi film izlenmesi gerekirdi. Kış günlerinin vazgeçilmezi sobanın üzerinde kaynayan bakır güğüm, kokusu evin her köşesini saran mis gibi kızarmış patates kızartması. 10 liraya futbol topu alırdık ama her pazar bu fix. Toprak sahaya bir geçerdik, ikindiye kadar bir oynardık. Tabii yazın olacak bu. Sonra toprak sahadan çıkardık abi, o terle, o pislikle eve girmezdik. Çünkü eve giren bir daha çıkamazdı. Enerjik ve oyuna yatkın olduğumuz için, sabahları biraz daha çok vakit geçirmek istediğimiz için erken kalkardık. Kahvaltı yere konulurdu. Televizyon izlerdik, televizyonla birlikte kahvaltı yapardık ama şimdi artık o sıcaklık kalmadı yani. Tamamıyla mutlulukla kaynaklanan, güzel hoş sohbetler yapılan, sevginin saygının sonsuz olduğu bir günler yaşadık. Çaydanlıktan gelen duman bir nevi kahvaltının işaret fişeğiydi. Bu aynı zamanda bakkala gönderilecek evin en küçüğüne de bir uyarıydı. Her pazarın vazgeçilmezi olan o sabah kahvaltılarında. O esnada bir pazar klasiği haline gelmiş kovboy filmlerini unutmak olmaz. Hava kararırken lale devrinin bitmeye başladığı fark edilirdi. Ödevlerin yapılmadığını anlamak pazartesi sendromunu saatler öncesinden yaşatırdı. Banyodan ve odadan tıkırtı sesleri geldiğinde tereddüt başlardı. Televizyonun devir teslim süresine kısa bir süre kalmış demekti bu. Okulumda genelde biz Bursalıyız. Bursa'dan Konya'ya geliyorduk. Konya'da işte teyzemlerle beraber vakit geçiriyorduk. Müstakil evler olduğu için müstakil evlerde oyunlar oynanıyordu, piknikler yapılıyordu. O şekilde vakitlerimiz geçiyordu. Dışarıda dolaşırdık. Yani böyle pek sosyal faaliyetleri yoktu, parklar yoktu. Ama mahallenin arasında kendi çocuklarla, çocukluk arkadaşlarımızla oynardık akşama kadar. Ama bugüne göre daha güzeldi. Eskiler bence daha güzeldi yani. Her şey daha güzeldi. Yalnız daha büyük bir travma vardı. Pazar banyosu. Nemli saçlarla zorla yatağa gidilir, yarım kalan ödevler düşünülür, sonraki gün bir mucize olsun da okula gidilmesin diye dua edilirdi. Şimdilerde nerede kaldı o eski pazar günlerimiz? Eskiden hafta sonları ailemizle beraber, işte banyo günü olurdu mesela, işte kızartma günü olurdu, kıyafetlerimizin ütülendiği günler olurdu. Evin içinde geçerdi, ödev günü gibiydi hafta sonu. Tabii ki okul sabahını, pazartesi muhakkak her pazar banyo yapılırdı, çantalar hazırlanırdı, önlükler ütülenirdi, işte yakalar falan yapılırdı.